Herkese merhabalar. İnkılap tarihi yolculuğumuza çok önemli bir konuyla devam ediyoruz Songuç'um. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum senin. Bugünkü konumuz saltanattan milli egemenliğe. Yani Osmanlı Devleti biliyorsun saltanatla yönetiliyordu. Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, işte Yıldırım Beyazıt bu şekilde babadan oğula bir yönetim şekli vardı. Ama şimdi saltanat kaldırılacak ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla birlikte artık devlette yeni bir aşamaya geçilecek. Ve tabii ki bu aşama çok çok önemli sonuçlar da doğuracak. Birincisi milli egemenlik güçlenecek. İkincisi laiklik yolunda ilk adım atılacak. Bunların hepsini birazdan öğreneceğiz. Saltanatın kaldırılması direkt olarak doğrudan milli egemenlikle alakalı. Milli egemenlik neydi biliyor musun Tonguç'um? Hayır hocam. Ama evladım bu kadar önemli bir soruyu hayır diyemezsin. Milli egemenlik halkın yönetime katılmasıydı. Büyük Millet Meclisi'nin açılması, işte saltanatın kaldırılması, sonrasında göreceğimiz cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayat, seçimler bunların hepsi milli egemenlikle alakalı. Milli bağımsızlık ise ülkenin düşman işgalinden kurtarılmasıydı. Şimdi bununla alakalı zaten dersimizin sonrası sana 0'dan 8'e kitabımızdan, taktikli yeni nesil inkılap tarihinden, dinamo inkılap tarihinden, 10'da 10 Zoru Bankası'ndan ödevler vereceğiz. Mutlaka bunları tamamlamanı istiyorum. Bu arada biliyorsun 10'da 10 Zoru Bankamızın şey de var, eko kitap hali de var. Eko kitabı da son derece avantajlı. Hem daha ekolojik, daha az kağıt tüketiyor hem de daha ekonomik oluyor. Buradaki sorular çok çok önemli. Ben şimdi sana bu konuları anlatacağım. Sen güzelce dinleyeceksin ama en önemlisi senin bu konudan sonra bol bol soru çözmen. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Güzel bir şekilde öğrenelim. Ardından da ödevler zaten bizleri bekliyor. Osmanlı Devleti Mondros Ateşkesi'nden sonra fiilen sona ermişti. Niye fiilen sona ermişti? Çünkü 7/24 bizi işgallere açık hale getirmişlerdi. 7. maddeye dayanaraktan İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir yer gördükleri zaman orayı işgal edebiliyorlardı. Bu resmen bizi bitiriyor. 24. maddede bunun Doğu Anadolu versiyonuydu. Yani diyorlardı ki Doğu Anadolu'da güvenliğimizi tehdit eden bir yer olursa orayı işgal edebiliriz. Şeklinde böyle saçma sapan bir Türkçeyle bize bir şeyler söylemeye çalışıyorlardı. Biz o yüzden diyoruz ki 7/24 Osmanlı'yı fiilen bitiren ateşkese biz Mondros Ateşkesi. Yazıklar olsun Mondros Ateşkesi'ne. Evet biz Türk milleti olarak, Kuvayi Milli olarak, Mustafa Kemal Atatürk olarak hepimiz dedik ki ya what the hell is going? Yani böyle şey olmaz. Yazıklar olsun dedik yani lanet olsun dedik. İngilizce de söyledik çünkü onlar anlasınlar diye. Fakat mecburduk. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmışsın bir ateşkesi imzalaman lazım. Saltanat Şurası padişah bunu imzalamıştı. Hukuken de Mudanya Ateşkesi ile Osmanlı Devleti sona erdi. Mudanya Ateşkesi 1922 yılında Kurtuluş Savaşı bittikten sonra imzalanıyor. Kurtuluş Savaşı neydi? Doğuda Ermenileri, güneyde Fransızları, batıda da Yunanlıları yenmiştik. Ermeniler buradan saldırmışlardı, hadi oradan demiştik. Buradan Fransızlar saldırmıştı, hadi oradan demiştik. Batıda da 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya ve Büyük Taarruz Savaşları'yla düşmanı denize dökmüştük. Ve sonrasında da bak, Birinci Dünya Savaşı bitince Mondros Ateşkesi, Kurtuluş Savaşı bitince de Mudanya Ateşkesi'ni imzaladık. Mudanya Ateşkesi'ni imzaladıktan sonra dediler ki İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye aittir. E bir dakika İstanbul'da başkent var. Yani Osmanlı'nın başkenti var. O zaman demek ki Osmanlı hukuken sona ermiş demek bu. Bu da önemli. Ardından da Lozan Konferansı'na padişahı da çağırdıkları zaman biz dedik ki bir dakika padişahı artık çağıramazsınız yeter. Birinci İnönü'den sonra Londra Konferansı'na çağırmıştınız. Karmaşa çıkarmaya çalışmıştınız ama artık Lozan'a çağıramazsınız. Çünkü biz milli mücadele yaptık, kongreleri yaptık. İşte ne bileyim Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Daha hala padişahı toplantılara çağıramazsınız dedik. Hem milli egemenliğe ters olduğu için hem de Lozan'a çağrıldığı için 1 Kasım 1922'de saltanatta kaldırdık ve resmen sona erdi. Peki tamamen Osmanlı Devleti ne zaman sona erdi biliyor musun? Osmanlı Devleti 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması tamamen sona erecek. Niye? Çünkü saltanat kaldırdıktan sonra 1923'te cumhuriyeti ilan edeceğiz. Bak bu 1922 tamam mı? 1923'te cumhuriyeti ilan edeceğiz. 1923'te aynı zamanda cumhuriyeti ilan edildikten sonra 1924'e kadar bak 1923 ile 24 arasında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İsmet İnönü ama bir de halife var. Halife Abdülmecit Efendi. O da son Osmanlı padişahı Vahdettin'in nedir onun adı? Amcasının oğlu. Dolayısıyla bak. Emmioğlu. Emmioğlu, amcaoğlu. Güzel, kötü bir şey değil mi? Öyle bir şarkı da var. Emmioğlu. Evet, Ferdi Tayfur Emmioğlu. Emmioğlu. Öyle değil. Ne yaptın? Emmioğlu. O karıştırdın. Dağlar o. Kafamı karıştırıyorsun. Şarkıyı bilmiyorsun. Yok. Nasıl da o şarkı ya? Ben bu dağların nesine geldim falan diye söyledim. Emmioğlu. Evet, gerçekten. Tonguç sus. Dol gerçekten. Sesin gerçekten. Bu şarkıyı kim söylüyor hocam? Bu şarkıyı kim söyledi bilmiyorum. Öyle bir şarkı var mı bilmiyorum. Remix galiba. Emmioğlu remix galiba. Bana arkadaşlarım söylüyor bu şarkıyı kim söylüyor diyorlar. Evet. Ondan sonra ben söylüyorum. O zaman diyorlar ki bırak o söylesin. Bırak o söylesin. Güzel. Tamam. Dolayısıyla 1923 ve 1924 yılları arasında bizde halifelik de vardı. Fakat 24'te halifeliği de kaldırınca
artık net bir şekilde Osmanlı Devleti'nden herhangi bir siyasi olarak iz kalmamış oldu. Şimdi saltanat nedir? Saltanat babadan oğula geçen yönetim sistemidir. Buna biz monarşi de diyebiliyoruz. Monarklar, monarşi. Ne zaman? 1922'de kaldırılacak ve saltanat hilafet birbirinden ayrılacak. Bu aynı zamanda laiklik yolunda ilk adım oluyor. Kraliyet, sultanlık, padişahlık hepsi saltanat mı hocam? Harikasın Tonguç. Çok zekisin, çok başarılısın, çok akıllısın demek isterdim. Neden milli mücadele... İmparatorluk peki saltanat mı hocam? İmparatorluk da onun bir parçası. İmparatorluk birden fazla ulusu bir arada bulundurmak demek. Yani emperor. Mesela diyelim ki Osmanlı İmparatorluğu dememiz... Roma İmparatorluğu. Evet, Roma İmparatorluğu'nun içinde birçok devlet vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde Araplar var, Sırplar var, Bulgarlar var, Romenler var. O yüzden imparatorluk diyoruz. Ama biz emperyalist değildik. Yani biz o imparatorluk sınırlarımız altında bulunan devletlerin hiçbirinin dinine, diline karışmadık. Mesela biz çekildikten sonra hala Fas, Tunus, Cezayir, Arabistan falan filan hepsi kendi dinlerini, kendi dinlerini koruyabildiler. Neden milli mücadele döneminde kaldırmadın? Diyecekler ki ya niye kaldırmadın? Şimdi hatırlarsan Tonguç'um, Mustafa Kemal'in üç temel amacı vardı. Birinci amacı tabii milli egemenlik, milli bağımsızlık, milli... Evet, milli birlik ve beraberlikti. Harikası, tebrik ediyorum. Milli bağımsızlık. Milli bağımsızlık ilk amacıydı. Niye ilk amacı bu? Çünkü... Ülke düşmanların işgali altındaydı. Harikasın, çok zekisin ve çok başarılısın. Niye? Şimdi düşman doğudan Ermeniler saldırdı. Bunu hem sizden 7 defa dinledim hocam, hem öğretmenimden 3 defa dinledim. Toplam 10 defa dinledim. Annem bile 5 defa anlattı. Toplam 15 oldu, tebrik ederim. Güneyden de Fransızlar ve Ermeniler, batıdan da Yunanlar saldırmıştı. Senin bunları çıkarman, temizlemen şart, zaruri. Yani onlar varken işte seçimler başladı. Ne seçimi kardeşim? Düşman ülkende. Dolayısıyla ekonomik anlamda, siyasi anlamda, askeri anlamda düşmanı yurttan temizlemeye biz milli bağımsızlık diyoruz ve en zarurisi. Bir de bunu sağlayabilmen için milli birlik ve beraberliği sağlaman lazım. Milli birlik ve beraberlik. Bu ne demek? Yani işte Kuvayi Milliye birleştirilip düzenli orduya dönüştürülüyor. Yararlı cemiyetler birleştirilip Anadolu Yürümeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştiriliyor Sivas Kongresi'nde. Bütün bunların hepsi birlikten kuvvet doğar. Niye? Mesela ben bu kalemi kırabilir miyim Tonguç? Ha evet, kırabilirsiniz hocam. Tabii ki çok güçlüyüm. Peki şu 5 tane kalem, bak hepsini birleştiriyorum Tonguç kalemlerimizin. Gördüğün gibi şu anda stüdyomuzdaki bütün kalemleri birleştirdim. Sence bunu kırabilir miyim son Tonguç? Yok, kıramazsınız, yemez hocam. Kıramam. Ne demek yemez? Hayır yani çok zor olacak. Evet yani. Biraz zor. Evet, kırmak gerçekten, kırmaya cesaret edemem. Haklısın. Kıramam da zaten. Gücüm de yetmez. Yani çok zor. Bunu ancak Naim Süleymanoğlu falan kırar. Dolayısıyla bunu kıramamın... Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bunu kıramamın sebebi ne? Çünkü ben güçsüz olduğum için değil. Onlar güçlendiler. Birlikten kuvvetli oldu. İşte Mustafa Kemal de milli mücadele sırasında düzensiz, bölgesel, dağınık halde olan Türk milletini bir araya getirdi ve birlikten kuvvet doğurdu. O da ikinci amacıydı. Milli birlik ve beraberlik. Bu sadece savaş sırası değil. Savaştan sonra da beraber olmak için mesela Tevhid Tedrisat, eğitimli birlik kanunu yapacak. Böylece tüm okullar eğitimde de eşit, beraber hareket edecek. Bir de milli egemenlik amacı var ki bu da çok çok önemli. İşte bu da saltanatın kaldırılmasıyla yavaş yavaş net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu da ne? Ülkeyi halkın yönetmesi. Düşmandan temizledin, beraber hareket ediyorsun. Bir de ülkeyi halk yönetirse bu mükemmel bir şey olmuş oluyor. Dördüncü bir amacı var. Orada birazcık zorlanacak Mustafa Kemal. Laiklik ve çağdaşlaşma. Laiklik ve çağdaşlaşma da ülkede akıl ve bilimin esas alınması olacak. Şimdi bu laiklik yolunda bir adım. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılıyor. Ama aynı zamanda milli egemenlik yolunda çok çok önemli bir adım. Nedenleri ulusal egemenliğe ters. Ve Lozan görüşmelerinde ikilik çıkarmaya çalışıyorlar. İtiraf devletleri diyorlar ki... What the hell is in fire? California is in fire. California is in fire. Yani burada anlamak istediğim şey şu. İtiraf devletleri her zamanki gibi uyuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki padişah da gelsin toplantıya. Ya sen niye onu çağırıyorsun? Milli mücadele biz yaptık. Düşmanı denize biz döktük. Daha niye padişahı çağırıyorsun kardeşim? Amacın ne senin diyoruz? İkililik çıkarmak istiyoruz diye bize cevap vermeye çalışıyorlar. Biz de ülke içinde çift başlığı engellemek, ulusal egemenliğe ters olan... Laf yapıyorlar yani itiraf devletleri. Adı üzerinde laf yapıyorlar yani. İtiraf devletleri ulusal egemenliğe ters bir şey istiyorlar bizim için aynı zamanda. Niye? İtiraf devletleri biliyorlar ki ülkeyi eğer tek bir kişi yönetirse biz orayı rahatça kandırabiliriz. Ama ülkeyi hep beraber halk yönetirse, tüm halkın kararıyla bir şey olursa o zaman biz bunları kandıramayız diyorlar. O yüzden biz de padişahlık... Şuna dikkat et Tonguç. Büyük devletler, emperyalist devletler yani. Mesela Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de, Libya'da, Mısır'da, Suriye'de, İran'da, Irak'ta, Arabistan'da hep krallık vardır hala. Niye hep krallık var? Çünkü büyük devletler diyorlar ki orada kral olsun. Tek bir kral olursa biz onun kandırmasını... Siz de kral gibi adamsınız hocam. Saçmalama. Diyorlar ki biz onun kandırmasını biliriz diyorlar. Niye? Krala deriz ki mesela Arabistan kralına veya Fas kralına. Kralım al sana para, al sana dolar, al sana euro. Sen bizim dediklerimizi yap. Halkını kabul ettir diyorlar. Ama mesela Türkiye'de milli egemenlik olduğu için kandıramıyorlar. Halk diyor ki hop 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 böyle bir şey olmaz diyorlar. Mesela başbakan kendi başına karar veremiyor. Muhalefet karışıyor. Dolayısıyla birlikten kuvvet doğuyor. O yüzden milli egemenlik çok önemli. Sonuçlarında saltanat kaldırılınca 1 Kasım 1922'de milli irade güçleniyor. Osmanlı resmen sona eriyor. Ve ardından da laiklik yolunda ilk adım atılmış oluyor. Laiklik yolunda önemli adım. Hatta
ilk diyelim şöyle, ilki de sorabilirler. Ve ilgili olduğu ilke de cumhuriyetçilik ve dolayısıyla da laiklik Tonguç evladım benim. Hemen ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum Tonguç.